Herkese günaydın. Şimdi ben bir online dersten çıktım. Çok fazla konuşamadım başta çünkü mikrofon ve kamera açılma fobim var benim. Ne olur ne olmaz. Asla güvenmediğim bir aygıt yani o konuda. O yüzden çok fazla konuşmadım. Bu arada biz bu hafta full online olacakmışız pandemi koşulları nedeniyle. Yani ben okula giderim de çekerim diye heveslenmiştim. Aslında biraz okul da gösteririm. Ama maalesef olmadı. Olsun, her türlü bir hafta geçireceğiz. Biz bu arada şeyleri istiyoruz. Aktif, pasif cümleleri falan. Etken edilgen yani Türkçedeki biraz, yani o yani. Mane bardakları yıkadı, bardaklar yıkandı gibi. Onun İngilizcesini öğrenmeye çalışıyoruz. Neyse öyle işte. Günlük ajandamızı hazırlayalım. Bugün neler yapabiliriz bir listeleyelim bakalım. Aklımda birkaç fikir var. O yüzden unuturum ben. Hemen yazmam lazım o yüzden. Ocak ayına geldik. Çok mutlu hissediyorum. 3 Ocak pazartesi. Dıt dıt dıt. Merhaba. Şimdi diyorum ki. Bu arada çok geç kaldım. Farkındayım ama Don't Look Up'ı izlemedim ben. Ben bunu bir izlerim. Yürüyüşe çıkalım. 2 litre su. Kelime ezberleyelim. Sunum. Sunumu düzenlemek. Şimdi bugün yapacağım şeyleri gördük. Yapabileceğim birkaç tane daha şey var ama buraya hepsini yazmıyorum. Çünkü burada böyle bir sürü şey görünce hiçbirini yapmayayım deyip bırakıyorum. Ama eğer yazmazsam bazen içimden gelip yapıyorum. O yüzden yazmayacağım. Bu kadar yeter şu anda. Öyle işte 5 dakikası kaldı dersinde başlıyor artık. Bunda kahvem. Şimdi hep beraber kahvaltımı hazırlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Tamam. Bitmedi daha bir kere. Bir de 2 tane yumurtamız var. Şimdi tavamızın altını açıyoruz. Tavamızın içine döküyoruz. Planlarımızda ufak çaplı bir değişiklik yaptım. Miken'le buluştuk. Merhaba Miken. Miken de biz bebeklik arkadaşı. Şimdi bir görselle, ya daha doğrusu bir videoyla bunu açıklıyorum hemen. İzliyoruz. Kaç yılında o video? 2014. Ya biz orada 19-10 yaşında falanız. 19. 9-10. 9-10. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Hadi. Hadi oturduk. Tamam, afiyet olsun. Hadi ben de yiyorum. Hoşçakalın. Şimdi biz yemeğimizi yedik, yürüyüşe gidiyoruz. Hamburgerin üstüne yürüyüş yapmak biraz ironik oldu ama olsun, gidiyoruz bakalım. Hareket olsun. Evet, ağaçlık orman kısmına geldik. Çok mutluyuz. Durum değişti. Hadi bakalım. 2-0 hadi bakalım. 2-1. Hadi indi bakayım kafayı. Hadi bakalım. Bir yaşam.
Kazandım. Tekrardan merhaba. Biraz önce eve geldim ve yaptığımız planlara devam ediyoruz. Bakıyorum yürüyüş demiştik. Yürüyüşümüzü tamamladık. Yürüdük bugün. Yine öğreneceğiz. Bir de sunumumuzu düzelteceğiz. Hadi bakalım. Ödevinin üstünde çalışıyorum ve biraz yoruldum sanırım. Birazcık mola vereceğim, sonra kelimelere bakacağım, filmimi izleyeceğim ve belki bir şeyler daha yaparım. Bu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi mola vereyim biraz artık. Mesela bizim böyle kelime listelerimiz oluyor. Benim şimdi nereden çalıştığımı göstereceğim. Bu sırada işte kelimeleri var. Mesela bilingual demiş. Bu kelimesi bu. İşte form olarak sıfatmış. İngilizce anlamı burada yazıyor. Eş anlamlısı, zıt anlamlısı. Mesela burada işte sıfat hali olduğu için burada da isim halini vermiş. Ve burada da cümle içerisinde kullanmış falan gibi böyle bir aslında kağıt ve bir işte modül boyunca karşımıza çıkacak kelimelerin tamamı da burada. O yüzden buradan çalışmak çok kolay oluyor. Bu şekilde paylaşmak istedim sizinle. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Herhangi bir fikriniz, düşünceniz veya benimle paylaşmak istediğiniz şeyler olursa da yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Çünkü okumak çok keyifli oluyor. Sabah ajandamıza yazdığımız şeylerin neredeyse tamamını yaptık. Yalnızca filmi izleyemedik. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bir yerde şampiyon koyuyoruz.